Bahar TV ekranlarından, Bahar TV mikrofonlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler, değerli dostlar. Görmezden gelinen ve göz ardı edilen konularla konuşmak lazım. Program yine ekranlarınızda canlı olarak Bahar Medya Center'dan ve yine önemli bir konuyu önemli konuklarımızla konuşacağız. Konuşmak lazımın bugünkü konukları diyorum çünkü iki tane konuğumuz var. Türk Hava Kurumu Gaziantep Şube Saymanı Mustafa Çetin ve Ferhat Kuluk. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Evet sevgili izleyenler, değerli dostlar, Türk Hava Kurumu'na dair bilinmeyenleri ya da yanlış bildiğimiz doğruları konuşacağız. Bize göre doğru olan ama aslında öyle olmayan bazı durumlar var. Bunları konuşacağız. Bakalım Türk Hava Kurumu ile ilgili neler varmış, bunları hep birlikte konuklarımızla paylaşacağız ve sizler bunu öğreneceksiniz. Tabii sizler de programımıza, canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Hemen arkadaşlarım ekranlarınızın altına şu anda getirecekler. Birazdan Facebook ve Twitter yoluyla sevgili izleyenler görüyorsunuz. Bizlere ulaşabilir. Sorularınızı, görüşlerinizi bizlere aktarabilirsiniz diyorum. Ve hemen Mustafa Bey ile başlayalım. Evet Mustafa Bey, tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Türk Hava Kurumu deyince aklımıza birçok şey geliyor ama şöyle bir özetleyin. Türk Hava Kurumu ne zaman kurulmuştur, ne için kurulmuştur, misyonu, vizyonu nelerdir? Öyle bir başlayalım isterseniz. Tabii ki Türk Hava Kurumu 16 Şubat 1925 yılında kuruldu. Dün doğum gününüzdü bu arada. Evet, ona da tekrardan geçelim hemen. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan bir kurumumuzdur. Ve 1925'ten bu yana çok ciddi şekilde havacılık alanında faaliyet göstermekteyiz. Evet. Her ne kadar bazı kesimler tarafında işte Türk Hava Kurumu'nun hakkında böyle olumlu olumsuz bir takım bilgileri hani duyuyoruz, paylaşılıyor bunlar ama kesinlikle ve kesinlikle yanlış bilinen şeyleridir onlar. Özellikle son diyorum çünkü son 5 yıldır ciddi atılımlar gerçekleştirmiş durumdayız. Çok kısa bir süre, Türk Hava Kurumu'nun kuruluşundan çok kısa bir süre sonra Gaziantep Şube kuruldu zaten. 2 yıllık evet. Bir süreçten sonra. Hani Gaziantep Şube'de bir o kadar da eski. Evet. Bununla birlikte amaçlarımızın, en önemli amaçlarımızın Türk gençliğine havacılığı sevdirmek. Birinci amacımız bu. Ulu önderinin söylediği gibi istikbal göklerdedir. Tabii ki. Cümlesi herhalde Türk Hava Kurumu'nun da önemli köşe sözlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle istikbal göklerdedir. Bizim zaten aynı zamanda havacılarımızın sloganı. Evet. Bununla birlikte Gaziantep Şube'nin etkinliklerinden de bahsedeyim ben size. Onun dışında ücretsiz verdiğimiz havacılık kursları var. İşte bunları eğitim merkezlerimizde veriyoruz. Eskişehir İnönü eğitim kampımız var. Antalya, Karayin ve Erzincan'da var. Her yıl olarak, sürekli olarak daha doğrusu bu eğitimleri veriyoruz. Biz binlerce gencimize bu eğitimleri veriyoruz. Eğitimlerimizin en belirgin, en güzel tarafı da ücretsiz oluşu. Hani bugün dışarıdan almaya kalktığınızda işte 700 TL'lerden, 1000 liralardan daha üst rakamlardan bu eğitimleri alırken Türk Hava Kurumu bunu tamamen ücretsiz yapıyor. Sivil toplum kuruluşu olmasının aslında gerektirdiği görevi de yerine getirmiş oluyor bir anlamda. Zaten şöyle çıkıyoruz, hani ücretsiz olma amacı şu, halktan alıp halka veriyoruz. Öyle diyelim. İşte bugün gelir kaynaklarımızdan fitre zekat döneminde aldığımız yardımlar olsun, Kurban Bayramı'nda toplamış olduğumuz deriler olsun, vatandaşlarımız bunu yaparken, bu tür bağışları bize bulunurken kesinlikle ve kesinlikle gönül rahatlığıyla bu tür bağışlarda bulunabilirler. Yaptıkları her bağışın son kuruşuna kadar hesabını vermeye hazırız. Çok rahatlıkla da bunu verebiliriz. Çünkü bir de baktığımız zaman insanlarımızda, vatandaşlarımızda çok farklı bir algı oluştu aslında. Türk Hava Kurumu denince akla işte Ramazan Bayramı'nın birinci ve ikinci günü, İşte kurban değerlerinizi Türk Hava Kurumu'na bağışlayın diye mikrofonlardan cızırtları işte herkes mutlaka biz de öyle duyardık. Nedir peki bununla ilgili bu algı, neden böyle bir algı var? Nasıl bu algı yıkılabilir? Aslında işte demin ben bahsettim ya, hani yanlış bildiğimiz dolayı doğru bildiğimiz yanlışlar. Öyle değil aslında. Evet. Mutlaka bununla ilgili size söyleyecekleriniz vardır. Nasıl düzeltilebilir bu? Ne yapılmalı? Zaten şimdi yani çok eskide olduğu kadar kalmadı aslında o algı. Büyük bir çoğunluğu kırmış durumdayız. Bunun için çalışıyoruz.
Aslında eskiden de öyle bir şey, yani öyle bir durum yoktu. Evet. Fakat nereden nasıl çıktı o kadarını ben tam bilmiyorum. Ama öyle bir algı zaten yoktu. Bizde yoktu en azından Türk Hava Kurumu camiası olarak. Bir şekilde oluşmuş oldu ve biz büyük ölçüde de onu kırdık zaten. Kırmaya da devam ediyoruz. Antep'te de bunu büyük ölçüde ilerletmeye çalışıyoruz. Mesela Gaziantep şu durumda benim nazarımda veya bizim nazarımızda öyle söyleyeyim, havacılığa aç bir şehir. Evet. Hatta hani, hiç havacılığın olmadığı bir yer diyebiliriz. Sivil anlamda söylüyorum özellikle. 4 yıldır zaten ciddi şekilde Antep'te işte gösteriler olsun, etkinlikler olsun. Bakın 2012 yılında biz serbest paraşüt planör eğitimi, bunları düzenliyoruz. Yine Gaziantep Üniversitesi ile birlikte, Gaziantep Üniversitesi Havacılık Topluluğu ile birlikte yamaç paraşüt etkinliklerimiz var. Seri şekilde model uçak etkinliklerimiz var. Ben aynı zamanda model uçak rehber öğretmeniyim. Ve çok sık şekilde kurslar açıyoruz. Yine ücretsiz, tabii onu da belirtelim. Onlar da ücretsiz. Özellikle. Yine Gaziantep Üniversitesi ile açacağız. Mart ayının ilk pazartesi gününe denk gelecek. Yine model uçak kurslarımızı açacağız. Radyo kontrollü model uçak kurslarımız var. Yine 2014 yılında planladığımız, yani bu içinde bulunduğumuz yıl içerisinde Nisan-Mayıs aylarında ve Ağustos aylarında planladığımız ücretsiz eğitimlerimiz var. Bunlarda serbest atlayış, yine paraşüt, yamaç paraşütü ve planör kurslarımız olacak. Mesela şu nedir? Ben birbirine karıştırırım sevgili de. Yine siz açıklayın. Planörlük nedir? Yamaç paraşütü nedir? Kısa kısa tamam, ben değinirsek. Planörlük biraz nedir? Da vatandaşlarımız da bilgilensinler. Tamam. Planörlük nedir? Planör motorsuz bir hava aracıdır. Tek ve iki kişilik o bir hava aracıdır. Çok küçüktür. Geniş kanatları vardır. Motorsuzdur ve tamamen hava akımıyla uçar. Uçar. Evet. Kontrol ilk başlangıç eğitimlerinde kursiyerimizle birlikte bir pilotumuz beraber çıkar. Vinç yardımıyla çekilerekten irtifa sağlandıktan sonra vinç bırakır. Tamamen hava akımıyla birlikte uçuşunu tamamlamış olur. Başlayan kursiyerlerimiz de burada, başlangıç eğitim alan kursiyerlerimiz ilk aşamada 7 sorti başarılı uçuşu tamamladıktan sonra hem sertifika almaya hem bir sonraki evreye geçmeye de hak kazanmış olurlar. Evet. Peki Ferhat Bey, biraz da size dönelim. Tabii. Gaziantep'te havacılık ne durumda? Siz nasıl görüyorsunuz? Siz de bir eğitmen olarak fikirleriniz nelerdir? Tabii, Türk Hava Kurumu'nun bu noktada yapmış olduğu çalışmalar nelerdir? Şöyle anlatayım, ben havacılığa nasıl girdim önce. Evet, tabii, tabii. Öncelikle 2 sene önce Türk Hava Kurumu'nun açtığı yamaç paraşütü kursuna katıldım. Antalya Karay'ın merkezinde 10 günlük süren bir eğitimde yamaç paraşütüne başladım. 10 sortilik uçuşum oldu. Daha sonra sorti dediğiniz bir uçuş mu oluyor? Yani sorti. Yani yamaçtan uçup tekrar aşağı inmek bir sorti. Aynen, bir sorti oluyor. 10 sortilik uçuştan sonra bu tutku bende daha da büyüdü. Hakikaten ben anlatınca bile böyle kendim bir an. Tabii orada çok güzel. İlk uçuşunuz, kendi başınıza uçuşunuz size inanılmaz müthiş bir iş, heyecan ve zevk veriyor. Ondan sonra bu tutku bende büyüdü. Bunu ilerletmek istedim. Paramotor, yani bunun motorlu versiyonu. Motorlu olanı. Evet, yamaç paraşütüne bağlanan motor yardımıyla 125 veya 130 santimlik pervanenin yardımıyla motorlu oluyor. Benzinli motorla çalışan, sırtımıza bağladığımız bir sistem. Düz bir zemine ihtiyacımız var. 100 metrelik veya 200 metrelik bir alanda iniş kalkış yapabiliyoruz. Gökyüzünde istediğimiz kadar kalabiliyoruz. Kalabiliyorsunuz. Yani depomuz yaklaşık 4-4,5 saat bizi havada tutuyor. Havada tutabiliyor, çok güzel. Onun sayesinde gökyüzünde özgürce dolaşabiliyoruz. Dolaşabiliyorsunuz, evet. Şimdi Gaziantep'te bu ne durumda diye sorarsanız, paramotor pek yok. Hava koşulları biraz zorlu Antep'te. Yani sert rüzgarlar vesaire etkiliyor mu? Etkiliyor tabii ki. Açıdan biraz Antep sıkıntılı oluyor yani. Ama yamaç paraşütü yapılıyor Antep'te. Kahramanmaraş Narlı'da yapılıyor. Onun yapan bir ekip var. Paramotor apayrı bir şey. Hani burada bunu sevdirebiliriz, devamını getirebiliriz. Hafta sonları pilotları var mesela. Onlarla birlikte uçuşlar yapılabilir. Bahsettiğim uçuş alanları da Antep'te Kilis civarındaki tarlalarda uçuş alanlar. Düzlük yanından. Hava koşulları daha uygun bunun için. Stabil bir rüzgar var o taraflarda. Orada insanlar uçabilir. Antep'te bunu geliştirmek aslında bizim elimizde. Bu pilotların sayısı artması gerekiyor. Türk Hava Kurumu'yla da sürekli çalışmalarımız var. Dün yaptığımız etkinliklerde de
paramotor sporunu, yamaç paraşüt sporunu tanıtmaya çalıştık. Bu konuda hani biz yardımcı olabiliyoruz. Gereken her bilgiyi... Nereye başvursunlar? Mesela bu noktada hem paramotor hem de planörlük eğitim almak isteyen ya da diğer eğitimlerden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gaziantep'li gençler ya da genç olmasına gerek yok. Yani böyle orta yaş aşmış, yani yaş sınırı yok herhalde değil mi? Hiçbir yaş yok. Nereye başvursunlar, nereye gelsinler? Türk Hava Kurumu Şubesi, Gaziantep Şubesi'ne gelsinler. Ücretsiz bir şekilde, tabii, herhangi bir ücret ödemeden. Yamaç paraşütüyle başlarlar. Eğer paramotora geçmek isterlerse o konuda ben Antep'te hani gönüllü olarak yardımcı olabilirim. Ekipmanlarını sağladıkları takdirde. Ama onu istemezlerse bunun için özel eğitim alabilirler. İstanbul'da, evet. Fethiye'de. O şekilde yardımcı. Ya mesela bir paramotorla uçmak isterseniz bunun için ne bileyim bir izin almak ya da valilikten, emniyetten vesaire böyle bir bürokratik bir durum söz konusu mu, yoksa siz ya biz şurada bir uçalım Antep üzerinde falan. Şimdi, nasıl yani o bile onu çok merak ediyorum. Sivil havacılıkta kurallarımız ve kanunlar mevcut. Şehir üzeri uçuşlarda muhakkak yeterli izin alınması olması lazım, evet, ve lisansınız olması lazım. Gerekli mercilerden de izin almanız gerekiyor. Ama hobi olarak yapıyorsanız bu işi, tarlada veya hiç kimseye zarar vermeyecek, kendinize de zarar vermeyecek bir yerde yapıyorsanız, evet, kimse size bir şey diyemez o konuda. Ama yeterli bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Çünkü bu tehlikeli bir spor. Tehlikelerini de bilmeniz lazım. Nedir mesela, riski nedir? Çünkü mesela bazen biz de haberlerimizde aktardık. Alanya'da ya da Antalya'da olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Düzeltin, bir turistin herhalde bir planörle miydi ya da böyle bir mikro light düştüğü bir görüntü vardı. Şimdi, nedir? Risk nedir yani? Riskler şu, kullandığınız aleti tam bilmiyorsanız, bunun limitlerini zorlarsınız. O limitler zorlandığı takdirde düşebilirsiniz. Ya belli bir yükseklikten sonra çıkmanız doğru değil mesela. Hava koşulları her zaman değişiyor. Belli yükseklikler var, o sınırlara çıkabilen pilotlar var. Ona da yeterli deneyimli tabii olmak lazım. Şey gibi, mesela araç sürüyorsunuz hemen trafiğe çıkamazsınız. Onun gibi bu hava araçlarının da belli limitleri var. Teknik riskleri nedir mesela kullanıcının dışında? Teknik riskler şunlar. Mesela paramotorla diyelim havada uçtuğunuz zaman motor durdu. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ne yaparsınız? Şimdi bunları öğreniyorsunuz zaten. Mesela paraşüt falan takıyor musunuz siz? Güvenlik olarak bir paraşüt. Yedek paraşütümüz var. Olmalı. Var. Yani o riski taşımamamız lazım. Evet, evet. Motorumuz durdu. Neden durduğunu bilmiyoruz. Çalıştırmaya çalıştık, onu da yapamadık. Yamaç paraşütü. O anda tabii gidiyorsunuz, aşağı doğru gidiyorsunuz. Zaten o sıra işte gittikçe hızınız yani irtifa düşüyor. Evet. Bir şey yapamayacaksınız. Güvenli bir uçuş, yani kalktığınız yer olmayabilir. Güvenli iniş bir pistte hemen tasarlamanız lazım. Zaten paraşüt süzülerek iniyor. İneceğiniz yeri belirleyip oraya güvenli bir iniş yapmanız gerekiyor. İniş yapmanız lazım. Ama işte eğer bilmiyorsanız panik yaparsınız. Panik yaptığınız zaman da kaza olmayacaksa bile siz ona sürüyorsunuz. Evet. Yani aşırı bir fren sistemi yaparsınız, ne bileyim. Kumandayı yanlış verirsiniz. O şekilde kendinizi siz riske sokmuş, evet, olursunuz. Anladım. Peki bir BTL varmış. Evet. Sanırım dün yapmış olduğunuz bir etkinlik vardı. Onu bir izleyelim, tekrar devam edelim kaldığımız yerden. Evet sevgili izleyenler, dediğimiz gibi dün Türk Hava Kurumu'nun doğum günüydü. Biz de aslında dün pazar olduğu için program bugün aldık. Bakalım dün neler yapılmış, tekrar burada olacağız. Evet, Demokrasi Meydanı'nda nedir? Biraz da bundan bahsedin. Bu etkinlik neydi? Nasıldı? Etkinlik şöyle. Türk Hava Kurumu'nun 89. kuruluş yıl dönümü etkinliğimizde. Sabah saat 10'da başlayan programımız çelenk koyma, istiklal marşı, saygı duruş ve çelenk koyma töreniyle başladı. Sonrasında bir stand kurduk oraya. TK tanıtım standıydı o da. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında.
İşte orada ne yaptık? Model helikopter, model uçaklarımız, işte Ferhat Bey'in yer çalışması, yani uçuş yapmadık aslında. Uçuş denildi bazı yayın organlarında ama uçuş yapmadık. Biz sadece kendimizi tanıtabilmek, işte bu etkinlikleri yapıyoruz Gaziantep'te diyebilmek adına yaptığımız bir yer çalışmasıydı. Diğer modellerle yaptığımız uçuştu. Onların uçak olan versiyonları da var. Onların eğitimlerini de yine veriyoruz ücretsiz olarak. Ve ilgisi olan vatandaşlarımızın kaydını oluşturup bu kurslarda faydalanabilmelerini sağlamaktı. Yani Gaziantep Şube'nin kısaca tanıtımıydı. Evet. Mesela okulda okul öğrencilerine ya da orta öğretim, lise düzeyindeki öğrenci kardeşlerimize yönelik bir çalışmanız var mı? Yani bu kardeşlerimizin belki içlerinden bu spor yapacak bundan sonra birçok insan olabilir. Evet var. Böyle bir çalışma yapıyor musunuz mesela? Onlara da şöyle her yıl yapıyorum, bu yıl da yapıyorum. Bundan sonra da devam edecek. Özellikle lise ağırlıklı okullarımızda. Yine bu alanda gerekli yerlerde iznimizle alınarak okul müdürlüklerimizle de irtibata geçerekten ben bir ders saatlik yani boş olan bir zaman diliminde tabii ki öğrencilerin derslerini aksatmayacak şekilde maksimum katılımın sağlanacağı şekilde seminerler düzenliyoruz okullarda. İşte orada da tanıtıyoruz ücretsiz eğitimlerimiz. İşte bakın bunlar nedir? Biz neler yapıyoruz? Eğitimler sonunda zaten her kurs yerimize biz sertifika veriyoruz. Sertifikalarımızın yani model uçakla dahil verdiğimiz sertifikaların tamamı FAI lisansla. FAI nedir? Uluslararası Havacılık Federasyonu'dur FAI. Ve Türkiye'deki tek yetkili kolu da Türk Hava Kurumu'dur. Yani FAI lisanslı bir sertifika aldığınızda yani bizden bir kursu bitirip de sertifika aldığınızda uluslararası geçerli olan bir sertifikaya da sahip olmuş oluyorsunuz. Mesela bu bahsettiğiniz maket uçaklar vesaire bunun böyle bir ne bileyim festivalleri ya da böyle bir yarışması falan var mı yani? Nasıl sadece bu özel herhalde zevk dışında? Tabii ki. Başlangıç olarak Atamodel dediğimiz maket yani kit diyebileceğimiz küçük modellerle başlıyoruz. Hani o ilk adımlar bir el becerilerini görmek için onların ilgisini ne kadar ilgili alakalılar onu görmek için Atamodel'le başlıyoruz. Daha sonra bu şeylerin, maketlerin işte Flamingo, Leylak, A2 kırlangıç dediğimiz modelleri var. Daha büyük ve daha geniş kanatlı olanları. Onları misina yardımıyla uçuruyoruz. Daha sonraki evrelerde de RC dediğimiz radyo kontrollü model uçaklara geçiyoruz. Bunun da hem yapım aşamasındaki yani üretim aşamasındaki eğitimlerimiz hem de uçuş eğitimlerini ayrı ayrı veriyoruz. Bunun da Funfly dediğimiz yarışmaları mevcut. Uluslararası alanda bir yarışma oluyor bu. Yani yurt dışında da katılımlar sağlanıyor buna. Bunun da şu anda çalışmalarına başladık. İlgili yerlerle de görüşmeye başladık. Şu anda siz konuşurken arkadaşlarım fotoğrafları gösterdiler. Dünkü herhalde etkinliğin fotoğrafları değil mi? Evet. Evet. Nedir mesela bu gördüğümüz şu anda? Şu gördüğümüz bakın çocuklarla küçük çocuklara yine Türk Hava Kurumu'nun boyama kitapçıklarında uçak paraşüt gibi var. Evet. Onların boyamasını yaptırdık. Oyun hamuruyla oynamalarını sağladık sıkılmadan. Ailesiyle gelen çocuklarımıza. Evet. Yine gösterilerimiz oldu dediğim gibi helikopter uçuşlarımız oldu, havadan görüntü alma gösterilerimiz oldu. Evet. Yine bu da joystick yani sanal uçuş diyelim biz buna. Bununla ilgili merakı olan arkadaşlarımıza yardımcı olduk. Önce bilgisayardan sonra real tabii. Yani RC eğitimi, radyo kontrolü model uçak eğitimi verirken bu eğitimi de zaten veriyoruz. Yine elindeki o kumanda gerçek uçuşta kullandığı kumanda mı? Yine o şekilde mi? Yani benzer nitelikte. Evet. Benzer özellikte kumandalar. Gördüğünüz bu şu an paramotor. Paramotor. Sırtta taşınan bu mu yani? Sırtta taşınan bu. Evet. Bu size itme kuvveti sağlıyor. Gerçekinde. Bu da yer çalışması paraşütle. Evet. Evet yine paraşüt. Paraşüt biraz daha mı güvenli? Nasıl yani en güvenlisi paraşüt gibi mi geldi sanki? Çok hafif hava araçları arasındaki en güvenli diyebileceğimiz paraşüt, yamaç paraşütü. Yedek paraşütünüz de olduğu sürece ölüm riski. Garantidesiniz diyorsunuz, evet. Bu nedir mesela şu anda bu yine Model helikopter. Model helikopter, evet.
Hocam, yani siz mi tasarladınız ya? Bu sizin yaptığınız mı? Bu bizim yaptığımız değil. Bizde ağırlık olarak model uçak eğitimi var. Hmm. Model helikopterde yine bizim üyelerimizden, kendi kurumumuzdan bir arkadaşımın. Tabii o da uçuş eğitimlerini başarıyla... Bu nedir şu anda mesela bu yine? Niye model helikopter? Uzaktan kumandayla evet, uzaktan kumandayla yapıyorlar. Gerçekten. Nasıldı, ilgi nasıldı dünkü etkinliklerinizde Gaziantepliler? Biz gayet memnunduk. Evet. Ciddi anlamda ilgi gösterdiler. Özellikle model helikopterin gösterisinde ilgi çok çok büyüktü. Çok aşırı şekilde de katılım sağlandılar. Geniş bir çember oluşturdular etrafımızda ki zaten biz de görevli arkadaşlara çember oluşturması için önerdik. Çünkü her ne kadar biz kontrol bizde de olsa bu tür uçuşlarda aslında risklidir. Oluşabilecek bir kazaya tabii ki kesinlikle meydan vermemek gerekiyor. Mümkün olduğunca uzakta seyretmelerini sağladık. Başarılı da oldu. Kazasız, kırımsız diyoruz biz. Bir gösteri yapmış olduk. Mesela şimdi baktığımız zaman şunu söylemek lazım. Bakın şu anda zaten sevgili izleyiciler, altta arkadaşlarımız telefon numaralarını geçirdiler. Türk Hava Kurumu'na katılmak isterseniz, destek olmak isterseniz numaralar zaten şu anda ekranlarınızın altından geçiyor. Sizler de Türk Hava Kurumu'na hem destek olabilirsiniz hem gönüllü olarak ücretsiz bir şekilde Türk Hava Kurumu'nun sağlamış olduğu kursları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz diyorum. Mesela Eskişehir denince benim hep aklıma iki şey gelir. Bir, üniversiteler, iki, havacılık. Niye böyle bir şey var? Yani Eskişehir ya da Kütahya, ne bileyim Balıkesir, Bandırma. Yani, neden Gaziantep bu noktada biraz geri kalmış? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl seyrediyorsunuz? Şöyle, dediğim gibi hani Gaziantep de aslında yani Türkiye'nin her ilinde yapılabilir. Bölgesel kurslar yapıyoruz zaten bu alanda ama neden Eskişehir dediğiniz zaman hani coğrafi şartları daha iyi. Daha uygun. Tabii ki. Mesela bizim Eskişehir'de bulunan İnönü Eğitim Kampımız dünyanın 3. sırasında yer alan hava akımı, öyle söyleyeyim daha doğrusu düzeltmek gerekirse, hava akımı açısından dünyada 3. sırada ve çok müthiş bir şey var. Yani her türlü hafif hava sporlarını yapabileceğiniz her türlü imkana sahipsiniz ve hava akımı da bu şartlarda çok uygun. Ve en büyük eğitim kampımız da zaten Eskişehir'de bulunuyor. Yüzlerce kursiyer biz orada misafir ediyoruz her yıl. Yüzlerce öğretmenlerimiz diyoruz. Biz onlara da model uçak eğitimleri veriyoruz. Tekrar memleketlerine döndüklerinde okullarında kurslar açıyorlar. Bu kurslarda da yine eğitim kamplarımızda sadece giden kursiyerlerimiz oraya ulaşım ücretlerini kendileri ödüyor. Orada kaldıkları gün boyunca bir minimum 11 gün kalıyorlar çünkü. Öğretmenlerimiz bir hafta kalıyor. Yeme içmeleri, konaklamaları ve eğitim masraflarının tamamı Türk Hava Kurumu tarafından karşılanıyor. Kendileri sadece gidiş dönüş yol ücretlerini ödüyor. Yol ücretlerini karşılıyorlar. Evet. Peki şeye gelirsek biraz da, Türk Hava Kurumu bütün bu anlatmış olduğunuz işte kursları düzenliyor. Bu noktada tabii bunun hepsi bir maliyet demek. Bunun finansmanını nasıl sağlıyor? Yani Türk Hava Kurumu'nun gelir kaynakları sadece kurban derileri değil muhtemelen. Evet. Nedir mesela başka bu noktada Türk Hava Kurumu'nun mesela hayırseverler mi yardım ediyor ya da ne bileyim kendi öz mal varlıklarım var. Nasıl yani gelir kaynakları? Büyük çoğunluğu gelir kaynağımız ilk kurulduğundan ciddi bir şekilde gelir kaynağımız vardı. Son dönemlerde bu düştü zaten. Şu andaki görülür gelir kaynaklarımız fitre zekat ve kurban derileridir. Zaten hayırsever vatandaşlarımızın nakdi bağışları da oluyor tabii ki. Onları da göz ardı etmemek gerekiyor. Gelirimizin büyük bir kısmını zaten buradan oluşturuyoruz. Hani baştan da söylediğim gibi halktan alıp halka veriyoruz. Yani belki işte vatandaşlar düşünebilir. Ya benim çocuğum havacılık eğitimi mi alıyor ki? Ben neden yapayım? İlla ki çıkacaktır veya bu şekilde düşünenler de olacaktır. Ama mesela biz sadece herkes uçsun istiyoruz. İşte sadece ya ne bileyim sen bağış yaptın. İşte eğitimi alalım. Uçuşu bizimle yapın. Senin değil. Çocuğun gelsin. Şu bağış yapmayan çocuğu gelmesin kesinlikle. Gibi bir şey kesinlikle. Ses konusu değil. Mesela şu anda üzerinde devam ettiğimiz, tekrar gelir kaynaklarına döneceğim. Üzerinde devam ettiğimiz bir çalışma var. Şahin Bey Kaymakamlığımızla koordineli olarak yürüteceğiz. Gaziantep'te model uçak eğitimi alacağız. Gençlik merkezlerinde eğitim açacağız. Bunun da ağırlığını
Yani ben aslında o tabiri kullanmak istemiyorum. Sokak çocukları diye tabir edilen arkadaşlar. Bizim çocuklarımız. Alacak. Evet, evet yani öyle deniyor ama. İlgisiz çocuklar diyelim. Annesi evet. Babası tarafından ilgi göstermeyen çocuklar. İşte madde bağımlısı olsun. Yani onları bu tür kötü alışkanlardan. Rehabilitasyon yöntemi olarak tabii kullanılabilir. Kesinlikle uzak tutmak, ilgilerini arttırmak. Yani amacımız bu. Ne kadar çok öğrenci alabilirsek bu alanda başarılı olacağımıza da inanıyorum. Yani siz orada bırakın sadece bir çocuğu bile. O sokaktan kurtarırsanız kesinlikle. Ya da kötü alışkanlığına kurtarırsanız yani ne ala ne güzel evet. Asıl en büyük şey budur. Şimdi gelir kaynaklarından devam edeyim. Bunların dışındaki gelir kaynaklarımızda mesela Türkiye'nin çok ciddi şekilde yangın söndürme filosuna sahibiz. Türkiye'nin yani Türk Hava Kurumu'nun orman yangınları için yangın söndürme filosu. Hatta sahip. Türkiye'den ziyade dünyada sayılı bir şeye sahibiz. Yangın evet, yangın filosu. O bizim için ciddi bir gelir kaynağı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl Yunanistan'daki yangına bile müdahale etmişlerdi. Yani, İsrail'deki yangına İsrail'e, da Türk Hava Kurumu müdahale etti. Yani bu bizim için bir gelir kaynağıdır. Üzerinde duracağız birazdan. Türk Hava Kurumu Üniversitemizi açtık. Ona da geleceğiz evet. O bizim için mesela gelir kaynağı oluşturacak ama aslında gelir kaynağından ziyade Türk Hava Kurumu Üniversitesi tamamen havacılık alanında kuruldu. Ve ciddi anlamda da %100 burslu öğrencilerimizi de alıyoruz. Başarılı öğrencileri tabii ki, her bir üniversite olduğu gibi. Yine bu da halktan alıp halka verme gibi düşünelim bunu da. Çok da ciddi bir başarı yakaladık Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde. Sağlık Bakanlığı'yla protokol yaptığımız hava ambulans hizmetlerimiz var mesela. Bu da bizim için bir gelir. Yani sizin Türk Hava Kurumu'nun kendine ait bir hava ambulans filosu mu var yine? Tabii ki. Çok tabii güzel. Ki. Yine yani bununla sayabileceğimiz uçak bakım hangarlarımız var mesela. Tamamen Türk Hava Kurumu bünyesinde. Ve çok ciddi, benim de heyecanla beklediğim bir konudan bahsedeyim ben size. 2014 yılı sonunda %100 Türk Hava Kurumu, Türk bayraklı uçaklarımız, yerli uçaklarımız gökyüzünde olacak. Yani Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin desteğiyle nasıl? Biraz bunu açabilir miyiz? Türk Hava Kurumu, şöyle, Türk Hava Kurumu Üniversitesi de birlikte öyle söyleyelim. Bu İlk aşamada eğitim uçağı olacak tabii. Daha sonraki ilerleyen zamanlarda tabii ki geliştirilecek ve %100 yerli hedefiyle biz yola çıktık. Başarılı da olduk. Test uçuşlarımız da yapıldı. Ciddi şekilde de başarı sağlandı. Yani pervanesinin tutun motoruna kadar. Tamam. Her şeyi %100 demonte bir şekilde Avrupa'dan değil de bizzat bizim mühendislerimizin, teknikerlerimizin ürettiği bir tamamen %100 yerli bir uçak. Dediğim gibi bunun uçuş eğitimleri de yapıldı. Onda da yine çok ciddi başarı sağlandı. Ve 2014 yılında da seri üretime geçeceğiz. Peki şeye gelelim. Türk Hava Kurumu Üniversitesi ne zaman kuruldu? Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2011 yılında kuruldu. Dünyada aslında geç kalınmış. Ben evet. 90 küsur yıllık bir kurumdan kesinlikle, bahsediyoruz kesinlikle. Ama keşke böyle biraz daha önceleri kurulmuş olsaydı. Evet. 2011 yılında kuruldu. Havacılık ve Uzay Bilimleri dalında dünyada 35. Türkiye'de tek üniversite. İlk ve tek. Evet. Evet, ilk ve tek olma özelliği. Nerede taşıyor. Nerede üniversitenin kampüsü? Ankara'da. Ankara'da. Kampüsümüz yine Ankara'da ve kurulduğu ilk yılda Türkiye üniversiteleri arasında 5. sırayı aldı. Türkiye üniversiteleri arasında 9. sırayı aldı. Vakıf üniversiteleri alanında da 1. sıraya yerleşti kurulduğu ilk yılda. Yine buradaki Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde de yani havacılıkla ilgili aklınıza ne gelirse hangi bütün alanlara sahibiz. Mesela Makine mühendisliğinden, uçak mühendisliğinden, elektrik, elektronik mühendisliğinden tabii bunların hepsi havacılıkla ilgili alanlarda. Kabin memurluğundan ve pilotajdan artık kendi pilotumuzu da kendimiz yetiştiriyoruz. Ve %100 iş garantili. Evet, bütün bu çok önemli. Yani gerçekten çok aşırı şekilde öğrenci kapasitesi, ya işte buyurun üniversitemiz var hadi gelin hepiniz deyip doldurup mezun edip ondan İşsiz sonra bırakmak iş yerine değil evet sınırlı sayıda öğrenci alıp sınırlı sayıda öğrenci alıp yetiştirip kendi bünyemizde nitelikli bir şekilde tabii ki kendi bünyemizde olmasa dahi havacılık alanında sivil havacılık yine alanında özel sektörde de kesinlikle ve kesinlikle iş garantisi veriyoruz arkadaşlarımıza ve zaten yetişebilmeleri adına bütün altyapımız da hazır durumda. Yani uçak bakım hangarlarından tutun elektrik elektroniğinde ve bu aşamada zaten %100 yerli uçağımız da çıkmış oldu. Evet,
Evet, çok güzel. Yani bu noktada bence Türk Hava Kurumu Üniversitesi büyük bir boşluğu doldurmuş. Yani Türkiye'de doldurmaya gerçekten. Doldurmaya da devam edecek. Devam edecek ama dediğim gibi biraz geç kalınmış olarak düşünüyorum. Ben keşke daha önce kurulsaydı da özellikle bu noktada dışa bağımlılığımız en azından bugünkü gibi olmazdı. Bugünkü gibi tabii ki bugünkü gibi olmazdı. Çok kısa bir sürede de bu bağımlılığı yine azaltacağız diyorsunuz. Mesela yazılımla ilgili çalışmalar var mı Türk Hava Kurumu'nun ya da Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin? Hava yazılımları mesela. Ya sadece uçuş mu yoksa yani böyle yazılımlar var mı? Şu anda mesela bir füze yazılımı havada atıyorum ya çünkü bu bir şey diye soruyorum. Şimdi o da var aslında. Hani şu an ne her ne kadar gündemde olmasa da başlangıç olarak ileriki herhalde dönemlerde başlangıç olarak tamamen uçuş alanında başladılar. Adı üstünde havacılık ve uzay bilimleri dediğimiz zaman şimdi sorduğunuzda ki sordunuz ya işte Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi diyorsunuz ama tamamen havacılıkla ilgili ileriki dönemlerde ya onlar mesela işte biliyorsunuz dün olacak. TürkSat 4A uydusu da fırlatıldı uzaya. Ha, şey kötü yani TürkSat adı güzel ama yani bu TürkSat uydumuzun Japonya'da Japon mühendisler tarafından yapılıp Kazakistan'da fırlatılması ben şahsen sindiremiyorum yani açık söyleyeyim. Ama hani TürkSat uydusuna Türk mühendislerinin bizzat Türkiye'de yapılmış mesela Türk Hava Kurumu'nda örnek olarak söylüyorum evet. Yapılmış olması oradaki mühendislerin bizzat katılımlarıyla onların emekleriyle fırlatılmasını gerçekten görmek istiyoruz. Temenni ediyoruz. Çok kısa sürede o da olacaktır. Muhakkak olacaktır yani. Evet. Peki Ferhat Bey tekrar size gelirsek. Uçuş dedik. Neler tavsiye ediyorsunuz? Bununla ilgili anneler babalar biraz herhalde ön yargıları vardır. Ya ön da sizi tespit ettiğiniz neler var bu noktada? Ne yapmalar lazım? Düzenli bir eğitim alınırsa hiçbir korkuya gerek yok. Yani anne babalar o ön yargılarını da kırabilirler. Gençlerin veya işte uçmak isteyen herkesin korkusuzca bu işe girmesi gerekiyor. Türk Hava Kurumu'ndan eğitim alsınlar diyorum. Çünkü Türk Hava Kurumu'ndaki eğitmenler seçkin eğitmenler. Yıllarını bu işe harcamış insanlar. Onların verdiği eğitim doğrultusunda kendi başlarına daha sonra uçmayı öğrenebilirler. Ve bunu bu sporu da işte severek yaparlarsa bu bir spor. Bu spor. Bu yamaç paraşütü, paramotor bunlar spor. Ve dünyada da bayağı yaygın. Şampiyonaları oluyor. İşte cross country gibi uçuş şampiyonaları var. Yarışları düzenleniyor. Hani oraya kadar işte kendilerini geliştirebilirler. Ama hobi olarak da yapabilirler. Hafta sonu uçmak apayrı bir şey yani anlatamıyorum ben şimdi. Ben sanki onu. Böyle deneyeceğim gibime geliyor böyle siz anlattıkça. Sizi beklerim yani yapmanızı tavsiye böyle ederim. İçimden böyle bir ah deneyeyim mi denemeyeyim mi diye geçiyorum denemek şu anda ama. Denemek kesinlikle herkesin denemesi gerekiyor. Tutkuya dönüşeceğine eminim ama yani belli bir yerden sonra hakikaten. Fethiye mesela Fethiye şu an dünyanın ikinci en güzel uçuş bölgesi. Baba Dağı'ndan binlerce turist gelip uçuyor orada. Yani tandem dışında iki kişilik uçuşlar dışında da. Dünyadaki pilotlar gelip oradan uçmak istiyor. Hem manzara hem deniz rüzgarı. Yani o tadı. Tabi bu bahsettiğimiz şeylerin herhalde bir arada olması lazım. Yani sadece işte şey değil oradaki turistik güzellik değil ama hava akımı vesaire bu çok etkili şey var. Mesela tabii. Gaziantep'te böyle bir organizasyon olmaz herhalde. Hava ya da şartlarından dolayı örnek olarak söylemek gerekirse. Yani şu an Gaziantep'te en uygun bölge yamaç paraşütü için Narlı. Narlı. Narlı'da da güzel uçuşlar yapılıyor. Ama paramotor için de dediğim gibi Kilis civarı. Yani gene Antep'in çevresinde uçulabilir. Antep civarında ama şehir üzerinde uçuş zor. Zor. Yani onu kimse denemesin. Tehlikeli ve riskleri çok. Yani o konuda ben de yardımcı olabilirim. Ki uçan sayısı arttıkça onun zevki de artıyor. Çünkü bu daha sonra şey gibi oluyor. Hani bir etkinlik gibi. 5-10 arkadaş toplanıyor hafta sonu veya işte boş oldukları bir gün uçmaya gidiyorsunuz. Hem doğayla iç içesiniz, stres atıyorsunuz. Günün veya bir haftanın bütün stresini gökyüzüne çıktığınız an unutuyorsunuz. Ya her şeyden önce bir fark yaratıyorsunuz. Yani gerçekten kaç kişisiniz mesela o hafta sonları toplanıp da uçan? Şu an Antep'te tek kişi. Yani sen mesela ben, 1 milyon 900 kişi küsür kişiden daha şeysi farklısın. Ben yani. İşte ben öyle arkadaş istiyorum. Yani gökyüzünde o arkadaşı uçan bulduğun gibi sayılır. Aynen. Bunu İstanbul'da yapıyorum. İstanbul'daki evet. Ekibimiz 15 kişi. Evet. Mesela Caddebostan üzerinde uçuşlarımız oluyordu orada.
Ağaçla da oluyordu, doğayla iç içe. Hı hı. Mesela deniz rüzgarı güzel, anlaşıyoruz. Hı hı. 20 kilometre, 30 kilometrelik yolculuklar yapıyoruz. Hı hı. O şekilde etkinliklerimiz de oluyordu. Hı hı. Bunu Antep'te de yapabiliriz. Hı hı. İşte kişi sayısı arttıkça bu devam edebilir. Evet. Çok da güzel. Peki mesela bu noktada bir federasyon falan var mı? Yani bu sporun böyle bir tek etapta toplandığı bir federasyon. Kulüp kurulabilir kulüp. Bunun için. Sportif havacılık kulüplerimiz var. Türk Hava Kurumu'na koordineli. Bağlı. Evet, koordineli çalışan. Sportif havacılık kulüplerimize de biz kulüp kurulum aşamasından sonra son aşamaya kadar eğitimleri de dahil ciddi şekilde ilgi ve destek veriyoruz. Yine bunlar lisanslı, eğitimli tabii ki, almış. Tabii ki. Yani eğitimden geçen, bakın demin bahsettiğim gibi maket uçak eğitimiyle başlayan arkadaşımıza dahi her eğitim sonunda sertifika veriyoruz. Veriyorsunuz, evet. Bu da çok önemli, evet. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Son birkaç dakikamız kaldı. Çok keyifli bir program oldu. Nasıl geçti ben anlamadım ama evet. Yani söz konusu uçmak olunca. Uçmak olunca, evet. Uçmak olunca. Ben de böyle bir an uçtum yani kendi zihninde. Siz de katarız. Programdan sonra kaydımız alıştık. Uça uça gidelim. Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz? Türk Hava Kurumu adına, Gaziantep'li hemşehrilerimize, bu spora merak salmış ya da salmayı düşünen, bu sporu merak edenler ne yapmalılar, ne yapsınlar? Şimdi Gaziantep'li vatandaşlarımızda ben hani ısrarla o konulara giriyorum. Kafalarındaki soru işaretlerini gidermek açısından özellikle o konu üzerinde durmak istiyorum. Tabii ki her yıl olduğu gibi bu yılda yine yardım topluma çalışmalarımız olacak. Kesinlikle ve kesinlikle bu konuda katkıda bulunurken bize gönül rahatlığıyla bulunsunlar. Kafalarında kesinlikle bir soru işareti oluşmasın. Oluşabilecek her türlü soru işaretinde de şube telefonlarımızda birebir kendilerine yani gelerekten de her türlü sorunlarını, her türlü sorularını da cevaplayabiliriz. Eğitim alanında da yine şu anda 2014 programımız başlamış durumda. Eğitim başvurularımız başlamış durumda. Başvurularımız kurs sonuna kadar yani yaz dönemi sonuna kadar devam ediyor. İstedikleri her an arkadaşlarımız bir adet kimlik fotokopisi, iki adet fotoğrafla birebir başvurularını yapabilirler. Ve dediğimiz gibi tamamen ücretsiz bir şekilde. Evet. Evet, sizden son söz alalım. Neler yapsın? Gaziantep'liler. Tabii şunu söyleyeyim. Doğru bir eğitim sonucu korkulacak hiçbir şey yok. İnsanlar da cesaretin kadar özgürsün. Yani o yüzden korkmayın. Eğitiminizi alın, ondan sonra korkmayın. Evet. Zaten işin içine girdikten sonra kafanızdaki bütün soru işaretlerin cevabını yıkmış oluyorsunuz. Aynen, deneyimleyecekler. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Programımızda katıldınız. Türk Hava Kurumu'nun doğum gününü burada. Bir gün sonra da olsa kutladık en azından. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili izleyenler, değerli dostlar, konuşmak lazım programı bugün yine önemli bir konuyu önemli konuklarıyla ekranlarınıza taşıdı. Türk Hava Kurumu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat birçok sözünde de ifade ettiği gibi istikbal gökleridir cümlesinin aslında vücut bulmuş halidir diye düşünüyorum. Sizler de yine Türk Hava Kurumu'na destek olabilirsiniz. Bir yandan da Türk Hava Kurumu Üniversitesi var zaten. Bu noktada halktan aldığını halka veren bir mantıkla hareket etmeye devam ediyorlar. Evet, uçmak da güzel. Umarım sizler de belli bir noktadan sonra cesaretinizi kazanır ve uçmaya heves ederseniz Türk Hava Kurumu bünyesinde açılacak olan kurslara ücretsiz bir şekilde katılıp yine bu noktada uçma şansını elde edebilirsiniz diyorum. Bugünlük bu kadar sevgili izleyenler, değerli dostlar. Türk Hava Kurumu'nun dün kuruluş günüydü ama biz pazartesi olduğu için bugün almak zorunda kaldık. Bütün Türk Hava Kurumu ailesine teşekkür ediyorum. Ben buradan özellikle Gaziantep Şubesi'ne. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel günler, mutlu yarınlar sizlerle olsun. Kendinize iyi bakın.